Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahluluktaten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda 10. sözde namı diğerle Haşir Risalesindeyiz. Orada da 10. hakikate kadar geldik. 10. hakikat söz basımın mizampajına göre, yani sayfa 6 sözlüklü bu mizampaja göre 128. sayfada. Bir parçada ilerlemiştik metinde bir paragrafçık kadar. Ancak o paragrafı çok fazla açamamıştık. Belki bugün de tekrar o paragrafa dönüp üzerine bir şeyler söyleyebiliriz. Bu ihtimale açık olalım. 10. hakikat neydi? Hemen girizgahındaki o manşet cümleyle hatırlayalım. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bir daha okuyayım. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Yani kainata bu perspektiften bakacağız. Bu türden oluşları inceleyeceğiz. Bu türden tecellileri görmeye çalışacağız. Bir de elimizdeki verileri bu yönden ele alacağız gibi düşünelim. Bab, yani kapı ifadesi burada Bediüzzaman Hazretleri tarafından Allahu Alem bu niyetle kullanılıyor. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Yani bugün hikmetin, inayetin, rahmetin, adaletin tecellileri kainatta aranılacak. Haklarında düşünülecek, tefekkür edilecek inşallah. Devam ediyor o manşet cümle. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Yani evet, kainata hikmet, inayet, rahmet, adalet açısından bakacağız ama bunlar adressiz okumalar değil. Müslüman için böylesi tefekkürler asla adressiz olmaz. Nereye varmaya çalışacağız? Cenab-ı Hakk'ın Hakim, Kerim, Adil, Rahim isimlerinin cilvelerine. O semaya çıkmaya çalışacağız. O yıldızlar hakkında konuşmaya çalışacağız. Böylece Cenab-ı Hakk'ı hem bu isimleriyle daha iyi bileceğiz. Böyle bir marifetullah kazanımımız olacak. Hem de Cenab-ı Hakk'a dair her biliş itikadımızı da beslediği için, yani itikadımıza dair her mesele aslında doğrudan Cenab-ı Hakk'a dair marifetullahımızla da ilgili olduğu için buradan haşrin ve daha birçok şeyin, haşir burada gene bir girizgah, haşrin olmazsa olmazlığına deliller çıkaracağız arkadaşlar buradan. Ki şimdiye kadar mesaimizi takip edenler içinizde neler yapmaya çalıştığımızı, bu eserden ne yönde istifadeler sağlamaya gayret ettiğimizi biliyorlardır, hatırlayacaklardır. Niyetimiz kainat kitabını Kur'an ve sünnet penceresinden okumaya çalışmak. Kur'an ve sünnet diyoruz ama aslında ikisi aynı ışığın bir oradan bakılmak, bir oradan bakılmak gibisi yani. Aynı ışığın farklı tayfları gibi. Yoksa bir Müslüman Kur'an'ı kastettiğinde sünnet, sünneti kastettiğinde Kur'an dışarıda kalmaz. Normalde ahir zamana kadar Kur'an ve sünnet ifadelerinin her kullanılışı da böyledir ehl-i sünnet vel cemaat büyüklerimiz tarafından. Ama işte devir öyle bir devir oldu ki bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an dediği, Kur'an'dan bahsettiği, Kur'an mürşidimdir dediği hiçbir yerde muradı sünnet ötelemek değil. Haşa, böyle bir şey hiçbir ehl-i sünnet alimi söylemez. Sünnetten bahsettiği hiçbir yerde Kur'an'ı dışarıda bırakmaz. Bunları şimdiye kadar, tekrar altını çiziyorum, hiçbir ehl-i sünnet alimi birbirinin rağmına kullanmayı düşünmemiş. Hayallerinden geçmemiş, rüyalarında görmemişler. Şimdi ahir zamanda işte Kur'an Müslümanlığı taifesi, modernistler, reformistler, bilmem neistler, bunlar çıktığı için biz bunun altını özellikle çiziyoruz. Çünkü onlar Kur'an ve sünnetin arasında mesafe koymaya çalışıyorlar hakikatin rağmına. Allah onların şerlerinden bu ümmeti muhafaza eylesin. Gençlerimizin kalplerini, gönüllerini bu kardeşliğe açsın. Bu aynı sesin yankısı olma hakikatini açsın. Ve Kur'an'ı ve sünneti birbirinden uzaklaştırmak isteyenlere katından
devalarla devalar sunsun diyelim. Evet, Esma-ül Hüsna tefekkür ne işimize yarıyor? Burada belki bir ufak dokunuş yapmak lazım ona. Esma-ül Hüsna'yı bilmek, işte doğrudan ilk etkisi Cenab-ı Hakk'ın marifetullahınadır. Biz şöyle bir şey biliyoruz. Güzel insanlarda, iyi insanlarda, kerim insanlarda onları daha çok tanımak, daha çok sevmeye vesile olur. Mesela diyelim bir dostunuz var. Dostunuzu icmalen seviyorsunuz. İşte aynı iş yerinde çalışıyorsunuz mesela. Ondan dolayı bir dostluğunuz var. Biraz daha tanıştınız, baktınız hoş sohbet, muhabbet. Bak iyi bir yönünü daha tanıdınız, marifetiniz biraz daha arttı. Ona bağlı olarak muhabbetiniz de artar. Çünkü güzel, hoş sohbet insan sevilir. Biraz daha tanıdınız, baktınız ki arkadaşınız aynı zamanda cömert. İkram etmeyi seviyor, borç para vermeyi seviyor, yardıma koşmayı seviyor. Bunlarla da ona karşı muhabbetiniz arttı. Bakın bildiniz, muhabbetinize hemen aksetti. Diyelim ki başka yönleriyle daha o arkadaşınıza dair bilginiz arttı. Hemşehriniz çıktı. Mesela bu da bir muhabbet vesilesidir, bir ünsiyet vesilesidir. Veya işte çok dar bir gününüzde yardıma koşan cinsten çıktı. Siz sıkıştığınızda imdadınıza yetişen cinsten çıktı. Böyle huylarını da deştikçe ortaya çıkardınız. Bakın her marifetullah adımı o arkadaşınıza karşı muhabbetinizi ziyadeleştirdi. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın marifetullah da böyledir. Yani Cenab-ı Hak zaten nihayetsiz cemal, celal, kerem, rahmet, hoşluk sahibidir yani. Bütün hoş manalar, lehül esma-ül hüsna, bütün güzel isimler onundur, sırrıyla ondadır. Onda olduğu için de ona doğru ne kadar adım atılsa hemen muhabbetullah'a şey yapar, sirayet eder, tesir eder. Yani Cenab-ı Hakk'ı bilmek otomatikman ona muhabbeti arttırır. Bu açıdan evet Esma-ül Hüsna bize büyük bir zenginlik. Çünkü Allah'ı sadece uluhiyetiyle ve icmalen bilmek değil, daha farklı renkleriyle, tonlarıyla, tecellileriyle, yönleriyle tanımamızı sağlıyor. Bu da ister istemez ona karşı muhabbetimizde ziyadeleşmeyi sağlıyor. Başta Kur'an'ın kendisini Esma ile tarif etmesi, sonra hadislerde Esma-ül Hüsna'ya verilen kıymet, sonra da büyüklerimizin marifetullah'ta bahsettikleri kemal, zikrettikleri kemal, öğütledikleri kemal, işte böylesi bir silsilenin devamı. Elbette o muhabbetullah da bizim itikadımıza tesir ediyor, amelimize tesir ediyor, hayata bakışımıza tesir ediyor. Bizi bambaşka bir insan yapıyor. İnsan sevdikçe değişiyor arkadaşlar. Bunu hepiniz hayatınızda ama onun sevgisiyle ama bunun sevgisiyle bilirsiniz. Sevgi insanı değiştirir. Sevgi insanı olduğundan daha üst mertebeye, bazen de aşağı mertebeye sevilene göre indirir veya çıkarır. Çok insan vardır. Sevdiği onun çukuru olmuştur. O çukurda boğulmuştur. Kötü arkadaş, kötü yar, kötü önder gibi gibi manaları düşünün. O sevgi onu çukura çekmiştir. Kimi insan vardır? Sevdiği sayesinde yükselmiştir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi de böyledir. Ondan önce elbette Cenab-ı Hakk'a karşı muhabbet böyledir. Allah dostlarına karşı muhabbet böyledir. Mücahitlere karşı muhabbet böyledir. Dinin hakikatlerine karşı muhabbet böyledir. Bu muhabbet bizi yukarı doğru çeker. Değiştirir, olgunlaştırır, geliştirir, çakralarımızı açar. Öyle diyorlar. Tabii ben yani bir kaynakta okumadım ama kulaktan dolma duydum. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine Kuddise Sirruh bir mürit olma adayı geldiği zaman, mürit adayı diyelim, mürit olma adayı biraz uzattı işi. Dermiş ki sen hiç daha önce aşık oldun mu? Yani daha önce sevdin mi? Yok derse git bir sev gel dermiş yani. Bir sev, bir aşık ol birisine, öyle gel. Açılırsa o şey, yetenek onu Allah'a sevk ediyor, çeviriyor. O dünyada olanın faniliğini gösterirse. Ama açılmamışsa kabul etmiyor. Derliyor, diyorlar yani, öyle bir şey duymuştum, kulağıma gelmişti. Hakikatte gördüm ben onu da, çünkü hakikaten yani o çakra açılmışsa, o çakra diyoruz modern ifadeler bunlar, latife diyelim bizcesi bu. O latife açılmışsa, o duygu açılmışsa evet o duyguyu ideale
iletmek, dünyadakinin faniliğini, eksikliğini, zararını, bu hissi, bu duyguyu, bu özveriyi kaldıramayacağını anlatmak daha kolay. Ama açılmamışı açmak zor. Çünkü olmayanı öğretmek biraz zor bir iş. Ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla mümkün oluyor. Ne diyelim, Cenab-ı Hakk'ın bu tarz lütuflarına çok muhtacız. Bizim de kalbimizi, aklımızı, latifelerimizi kendi yolunda açsın, parlatsın, nurlandırsın. Bizi hiçbir ikramından mahrum etmesin. Onlara karşı kibir sahibi olmaktan, gına sahibi olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet, burada ilk cümleyi hatırladık. Yine üzerine konuşacağız ama şimdi hep yaptığımız şeyi yapalım. En başa dönüp ayeti kerimeleri hatırlayalım. Çok üzerinde durmadan, uzatmadan bu sefer. Çünkü metinde birazcık ilerlemek istiyorum bugün nasip olursa. Pekala, 10. söz, Haşir bahsi 2 ayeti kerimeyle başlıyor. Bu ayetlerden birincisi Bismillahirrahmanirrahim ki bizim Allah'la, güzel Allah'ımızla, Rabbimizle, Rabbi Rahim'imizle ilişkimizi anlatan en temel ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Cenab-ı Hak bizim Allah'ımızdır. Her işimizde, her şeyin yanındadır, hazır ve nazırdır tasarrufuyla, ilmi, iradesi, kudretiyle ve bize gösterdiği ilgi, alaka da rahmaniyeti ve rahimiyetiyle ilgilidir. İki mertebede, Rahman daha genel, Rahim daha özel. Biz nice kul olduk, niye kul olduk, niçin kul olduk? Allah Rahman, Rahim olduğu için ve Allah olduğu için en başta elbette. Allah Allah olduğu için ve onun için de Rahman ve Rahim olduğu için biz böyle yaratıldık. İkramlara mazhar oluyoruz, mutlu ediliyoruz, hüzünlendiriliyoruz, farklı farklı tecellileri öğreniyoruz. Bunlardan her birisi de ona karşı marifetimizi arttırıyor. Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim sırrından istifademiz işte bununla oluyor. Önce Allah adını yanımıza almakla, aklımızda tutmakla, kalbimizde tutmakla, sonra içindeki Rahman ve Rahim manalarını kuşatmakla. İkinci ayet, Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Söz basım kısa bir mealini şu şekilde vermiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Görüldüğü üzere burada hem rahmet hem kudret açısından bahar, haşre delil olarak gösteriliyor. Baharı gerektiren rahmet yine gerektirir ki insan da kendi baharına uğrasın, ona da bu bağışlansın. Yine bahara imkan veren kudret yine imkan verir ki insan türü de kendi haşrine uğrasın, bağışlansın. Yani hem kudret imkan verir, hem rahmet iktiza eder. Baharda zaten görülüyor delilleri ortada. O halde bizim kendi baharımızdan da şüpheye düşmememiz lazım diye ayet-i kerime burada haber veriyor. Üzerine her dersin başında bir miktar konuştuğumuz ve en çok da ilk derste konuştuğumuz için burada fazla kalmıyoruz arkadaşlar. Döndük geldik yine 10. hakikatimize. Geçen sefer okuduğum gibi hem hiç akıl kabul eder mi ki kısmına kadar bir okuyayım. Ondan sonra yine baştan başlayarak ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Vaktimize de bakıyorum. 15 dakika olmuş, daha vaktimiz var. 10. hakikat. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Tık, girdiğimiz kapı bunlar. 4 kapı. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydanı imtihanda ve şu sebatsız teşhirgahı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet,
ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melakutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp, şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hem hiç akıl kabul eder mi? Pardon, oradan buraya zıpladık. Hem hiç kabil midir ki? Doğru ifade bu. Hem hiç kabil midir ki? O Zat-ı Hakim, şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp, bütün hazain-i rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tattırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin, sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mesud etmesin. Hem hiç makul müdür ki, hatta çekirdek kadar her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtilafat-ı mühimmeyi gayesiz, boş, aves bıraksın, onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin, ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki, bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla, kendi efsaf-ı hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, Rahim'in zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin diyoruz ve burada nefes alıyoruz. Metnin gerisi uzun olduğu için hepsini tek seferde okumuyoruz biz. Şimdi tekrar başa döndük. Neden burada dört isim beraber geldi? Bir önceki derste de bunu konuştuk ama şimdi biraz daha konuşalım. Allahu Alem burada Bediüzzaman Hazretleri diğer hakikatlerde alıştırdığı bir şeye level atlattı. Yani ne demek? Seviyemizi yükseltti. Nedir o? Esmalar arası geçiş dersi. Hep diyoruz Kur'an'da bunun dersi çoktur, o fezlekeler. Neden tek gelmiyor da işte iki tane, genelde iki tane oluyor. Veya bazen mesela Ayet-el Kürsi gibi ayetlerde birçok esma içinde mündemiş oluyor. Buna mümasil başka ayetlerde var. Kur'an niye böyle esmayı beraber çok defalar tekrar ediyor, hadis-i şeriflerde bize esmalar beraber neden öğretiliyor, büyüklerimizin, ehl-i sünnet vel cemaat büyüklerinin, mutasavvıf önderlerimizin zikrullahlarında, dualarında, salavatlarında neden birçok esma var, başta Cevşen olmak üzere işte bildiğimiz bütün virtlerde, Mecmuatül Ahzab'da geçen o virtleri hatırlayalım. Biz de büyük Cevşen'in içinde bazılarını buluyoruz. Niye bu kadar isim var? Allahu Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde buyurduğu, yani 99 esmayı bilen cennete girer ifadesi, böylesi duaların şekillenmesinde pay sahibi. Şöyle bir şey var, Allahu Alem kaydıyla söylüyorum yine, bu esmalar arasındaki geçişleri öğrenmek,
şirkin de devası. Yani insanlar nasıl şirke düşüyorlar? Bence hem kainattaki tecellileri itibarıyla hem de o tecellileri bağlayacakları yer itibarıyla geçişler yapmayı bilmediklerinden şirke düşüyorlar. İşte hep her derste belki az çok o konuya değiniyoruz. Her ders demeyelim de her ders olmuyordur büyük ihtimal. Ama çok derslerde bu konuya değindik. Yunan mitolojisi olsun, Mısır mitolojisi olsun, işte Çin mitolojisi olsun, şu olsun, bu olsun. Niye bu kadar çok ilah var? Hititlerde, şunlarda, bunlarda. Neden bu kadar tanrı sayısı çoğaltılmış da hepsini ayrı ayrı tapıyorlar? Her kavmin neredeyse mesela Arabistan öyleymiş İslam'dan önce devri cahiliyede. Neredeyse her kabilenin ayrı bir tanrısı var. Hititlerin 1000'den fazla olduğunu söylüyorlar. Kitaplarımızda bize öğretiliyordu, ortaokul, lise kitaplarında, tarih derslerinde bu öğretiliyordu. Niye böyle şirkler olmuş? Çünkü adam şunu düşünemiyor, yani iki ayrı fiilin sahibi aynı kişi olabilir şeyi aklına gelmiyor. Tuhaf bir kategorizasyon var onun kafasında, kalıplanmış. Su farklı bir şey, onun tanrısı da farklı olmalı diye düşünüyor. Ateş farklı bir şey, onun tanrısı da başkası olmalı. Toprak başka bir şey, onun tanrısı da başka bir şey olmalı diye düşünüyor. Halbuki aynı Allah'ın farklı tasarrufları olabilir bunlar, ki öyledir zaten. Bir Müslüman olarak biz biliyoruz ki bunlar aynı Allah'ın farklı tasarrufları. Peki bunu nasıl ispat ediyoruz? Esmalar arasındaki geçişlerle. İşte burada hikmet, inayet, rahmet, adalet. Hikmet, inayet, rahmet, adalet bütün birbirisinden ayrı adacık şeyler mi, kavramlar mı? Adacık tecelliler mi? Adacık okumalar mı? Hayır. Hikmetin bir tarafına bakıyorsun, rahmeti görüyorsun. Ne demek? Mesela adam sana bir telefon yapmış. Orada her şeyi hikmetle koymuş, yerli yerinde falan. Ama senin kullanımın sırasında bu sana bir, tabiri caizse aklımıza yaklaştırmak için söylüyorum, bir merhamet oluyor. Neden? Daha kolay kullanıyorsun. Bak, o orada onu hikmet olarak yaptı, her şey yerli yerinde olsun falan diye. Ama senin için o rahmet oldu çünkü böylece daha kolay kullandın. Demek ki hikmetin bir arka caddesinde inayet, çünkü sana yardım ediliyor. Onun arkasında rahmet, çünkü yardım edilmesi rahmetle olur, merhametle olur. Onun da arkasında adalet var. Çünkü her şey hakkıyla yargılanmalı veya hakkıyla korunmalı veya hakkını almalı. Her şey yerli yerinde olmalı. Bu da adaletin bir parçası. Bir önceki derste yine tekrar etmiştik, bir kitapta okuduğum güzel cümleler vardı. Adaletsiz merhamet fazladır, merhametsiz adalet eksiktir. İkisinin beraberliğiyle tam bir kemal oluşuyor. Daha gerisine gidersek de hikmet olmalı ki rahmet olsun. Yani bana rahmet ediliyor ama hikmetle edilmezse o da bende fazlalık olur. Bazen çocukları görüyorum daha küçük yaşta. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında. Annesi babası nasıl beslemişse maşallah. Yani kilolanmışlar ama çok fazla. O yaştaki bir çocuğa göre anormal. Büyüyünce de o kiloları zor veriyor o yaşta kilo alan çocuklar. Siz de bilirsiniz, büyüyünce o kiloları çok zor veriyorlar. Şimdi annesi hikmetle hareket etmedi, babası veya başka bir ebeveyni hikmetle hareket etmedi. O çocuğu hakkından fazlasıyla doyurdu, fazla kaçırdı beslenme işini, merhamette israfta bulundu. Olmaz mı? Olur tabii, merhametin de israfı olur. Bak, hikmet merhameti de merhamet ediyor. Merhameti merhamet eden hikmet. Hikmet olmazsa merhamet de israf. Ve çocuk o küçük yaşında edilen fazla merhametten, israflı merhametten dolayı büyük yaşlarına biyolojik sorunlarla, en temelde obeziteyle, yani aşırı kiloyla, şişmanlıkla taşınmış oluyor ve ilerleyen yıllarda o sorun onda kalıyor. Bak, rahmet ettin, hikmet de olmadı. Sıkıntı. Bu açıdan baktığımız zaman adalet, düzen, adaletin arkası düzen. Onun düzeninin arkasına gitsek başka bir isim. Onun arkasına gitsek başka bir isim. Bütün bu isimlerin birbirine bakar yönlerini, yanlarını öğrenmek, aynı failin fiilleri olduğunu hissetmek,
bizi tevhide bu götürüyor zaten. Müslüman tefekkürünün, Müslüman bakış açısının insanı ister istemez tevhide götürmesi, o bütünlük buradan kaynaklanıyor. Biz fiilleri failleriyle ayırmak zorunda değiliz. Fiillerin birbirine bakan yönlerini, yanlarını bulduğumuz zaman aynı faile verebiliyoruz. Bir önceki derste yine ona atıf yaptık. Bir sanat eserini ortaya koyarken veya en azından bir marangoz bir masayı yaparken birçok fiili beraber işletiyor. Tahtayı kesiyor da, çakıyor da, işte boyuyor da, zımparalıyor da. Bak, kazımak da var, üstüne kat atmak da var, ayırmak da var, birbirine katmak da var. Bunlar ayrı ayrı fiiller. Baktığın zaman birisi bütünlemek, birisi parçalamak ama beraber işlediğinde, ölçüyle işlediğinde masa diye bir şeyi görmüş oluyoruz. Yani fiillerin farklı türden olması, faillerinin başka olmasını veya sonuçta oluşanın bir kaos olmasını gerektirmez. Aynı fail ise fiillerin sahibi, onları intizam içinde işleterek ortak bir sonuca ulaştırabilir. Bizim de kainatta gördüğümüz budur. Kainatın varlığın başından sonuna kadar oradaki gidişat bir amaca yönelik olarak işletildiğini bize gösteriyor. Fizik, kimya, biyoloji bilmem ne hangi ilmi kurcalarsanız onun da ortaya çıkardığı şey bu zaten. Bütün bunların diyor bir hikmeti var. Belli şartlar içinde belli sıralamayla veya düzenle veya şunlar şunlar olduğu zaman bunlar bunlar oluyor diye bize anlatıyorlar. Biz onlar sayesinde de biliyoruz ki evet bunlar bir düzenle, bir kullanışla, bir gözetişle, bir kayyum ve rakibin ve hafizin gözetiminde oluyor diye öğreniyoruz. Yani burada dört isim, dört cilve ve onların arasındaki ilişkiler bizim gözümüzü bir anlamda şirkin olmazsa olmaz, şirkin olmazlığına, asla mümkün olamayacağına, imtinasına, muhaliyetine götürecek bizi. Tevhidin olmazsa olmazlığına, şimdi düzeltmiş oldum, tevhidin olmazsa olmazlığına götürüyor bizi bu dört ismin birbirine bakan yönleriyle beraber kainata bakmak. Daha önceki bölümlerde Üstad Hazretleri daha az isim kullanmıştı. Ama burada isim sayısını arttırdı. Bir öncekinde de biraz arttırmıştı, evet. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada, şimdi burada bekasız misafirhane-i dünya, dünyanın devamı yok. Devamlı olmadığını neden hissediyoruz? Ölümden. Bir önceki hakikati hatırlayalım. Hayat da Allah'ın, ölüm de Allah'ın. Gelenler de var, gidenler de var. Bu kainat böyle bir yer. Bir süre kalmak için gelinmiş. Kalıcı olmak için değil, çivi çakmak için değil. Şimdi misafirhane-i dünya bir. Bununla bir yüzleş kardeşim. Bu dünya bir misafirhane. Kalınmak için değil temelli. Bir süre konaklamak için yaratılmış. Ve şu devamsız meydanı imtihanda. Bak sadece kalmak da değil mevzu. Bir de içeride imtihan var. Sınanıyorsun. Neyle? O büyük resimde gördüğün geçiciliğin, hayat var, ölüm var değil mi? Geçiciliği gördün orada. Daha büyük resimde mesela dünyanın, evrenin bir başlangıcı var, bir de kıyamet diye sonu olacak. O büyük resimden daha içeriye geldin, dünyadaki insanlığın ömrünü gördün. Daha içeri bir resme geldin, kendi birey olarak hayatının şeyini gördün. Başlangıcın var, sonun var. Senin ölümün, senin kıyametin. Hadis-i şerifin ifadesiyle insanın ölümü kendi kıyameti, küçük kıyameti diye düşünün. Şimdi imtihan olan şey aslında bizim o büyük resimde gördüğümüzün daha küçük tecellileri. Ne demek istiyorum? Mesela bu dünyada biz neyle imtihan ediliyoruz? İşte hırsızlıkla mesela imtihan edilebiliriz. Birisi gelir evimizden eşyalarımızı, değerli takılarımızı, paramızı çalabilir. Yolda, belde, işte cüzdanımızdan, şundan bundan hırsızlıklar olabilir. Bakın neyle imtihan olduk yine? Yine fanilikle imtihan olduk. Yine devamsızlıkla imtihan olduk. Cebimizdeki para bile bizde devamlı değil. Veya mutluyduk, acı bir olay yaşadık. Bak mutluluk da bizde devamlı değil. Aslında o büyük resimdeki devamlılık bize misafirliği, devamsızlık
bekasızlık. Bize büyük resimde bekasızlık misafir olduğumuzu öğrettiği gibi, o misafir sofrasında da küçük küçük yaşadığımız devamsızlıklar, eksilmeler, artmalar vesaire, bunlar da bize imtihan edildiğimizi gösteriyor. İlk dersimizi o genel resimden alıyoruz. Daha özel resme indiğimizde, tıpkı Bismillah'tan, Allah'tan, Rahman'a, Rahim, Rahman'dan Rahim'e iner gibi, onun bize öğrettiği üçlü mertebe gibi, 14. Leman 2. makamı derslerimizi hatırlayalım. Birinci sözün hemen arkasından o konuyu konuşmuştuk. O işte en içe geçen daireler gibi, bu dünyada da bir genelde bir gördüğümüz fanilik var. Bundan evet biz misafiriz. Bu dünya geçici, kendisi olarak da geçici. İçinde biz de geçiciyiz şeyini anlıyoruz. Daha içeri indiğimizde aradaki geçiciliklerle de imtihan edildiğimizi anlıyoruz. Ha bak, burada sadece ben geçici de değilim. Benim üzerimde de bir geçicilik oyunu çevriliyor. Onunla da sınanıyorum. Kendi bütünlüğüm içinde, kalışım içinde de geçicilikler yaşıyorum. Devam ediyoruz. Şu devamsız meydani imtihanda ve şu sebatsız teşhirgahı arzda. Burası da sebatsız, yani sabit olmayan, devamlı olmayan, yine aynı mana var. Teşhirgahı arz, yeryüzü sergisi. Bence bu da bir öncekinden daha iç bir daire. Bazı şeyler de var bizim şahit olduğumuz fanilikler, eksiklikler, değişimler. Onlar bizde olandan da çok. Şimdi bahardaki bütün değişim bizim imtihanımız mı? Değil. Ama bahardaki değişim yine de bize bir şey öğretiyor. Yani bahardaki değişimi izlediğimiz zaman öğreniyoruz ki ya bu iş sadece bizde olan bir iş de değil. Daha fazlası da var. Ben yani sadece bundan duygusal bir ders değil, aynı zamanda tefekkürü, doğrudan kalbi ilişkiye geçmeden de bir dersler çıkarmalıyım. İşte bahara bakmak böyle, sonbahara bakmak böyle. Duygusal bir anlamı da olabilir mi? Olabilir. Sonbahara bakıp hüzünlenmek, oradan ayrılığa bir tefekkür çıkarmak, bir empati kurmak varlıkla kendi aranda. Evet, bu da mümkün. Ama bu olmak zorunda değil. Bu olmasa bile o değişimi bir anlam verebiliriz. Burada sanki ona da bir mertebe ayrım var gibi, Allahu'l alem diyelim. Bu derece, şu sebatsız teşhirgahı arzda bu derece bahir bir hikmet. Bahir neydi? Geçen dersimizde öğrenmiştik. Şeffaf, berrak gibi manaları vardı. Doğru mu? Açık görünen berrak. Evet, doğru. Bahir bir hikmet, açık apaçık bir hikmet, bu derece zahir bir inayet, görünür bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp, şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Deniyoruz tekrar. Şimdi o değişimleri, o dönüşümleri, o sebatsızlıkları, o devamsızlıkları bildik. Ama geri dönüyoruz. Bu devamsızlık içinde verilen büyük dersler var. Bir önceki derste konuştuğumuz o şey, bir sanat eserinin, o yeni biçimci yaklaşımda sanat felsefesi kitabına atıfla konuşmuştuk. Noel Carroll'dı galiba yazarın ismi. Onun bahsettiği bir şey, yeni biçimci sanat yaklaşımı diyor ki, bir sanat eserinin bir biçimi var, bir içeriği var. Yani bir tasarımı var, bir de söylediği mana var. Anlattığı ders var, içindeki mesaj var, bir de dışındaki tasarım var. Bu ikisi birbiriyle birebir tutarsa, nurun ala nur, yani tam uyumlu oluyor. Ama böyle olmak zorunda mı? Hayır, değil. Bazen tasarım zayıf olur, içerik kuvvetli olur. Bazen içerik kuvvetli olur, içerik zayıf olur, tasarım kuvvetli olur. Bazen bir film izliyoruz, filmin konusu diye bir şey yok. Çatapata, hırgür, başrol oyuncuları konuşmuyor bile yani. Diyalog bile olmuyor bazen, çok az diyalog oluyor. Ama aksiyonuna bakıyorsun, işte sanatına bakıyorsun, sinema sektörünün şeyiyle diyelim. Bayağı özenilmiş, tasarımı çok iyi ama içi boş. Film bittikten sonra vay beden başka bir şey kalmıyor aklınızda. Aa, ne filmdi falan.
ne çatapattı falan diyorsunuz. Başka bir şey kalmıyor. Bak, tasarımı iyi, içerik zayıf. Bazen de bir film izliyorsunuz abi, diyorsunuz konu çok güzeldi ama adam, yönetmen bunu tam kotaramamış. O kadrajlardır, açılardır. İşte daha iyi bir yönetmen olsa bunu daha iyi yapardı diyorsunuz mesela. İyi bir senaryo gördüğünüz zaman. O da ne demek oluyor? İçerik kuvvetli, tasarım zayıf. La teşbih ve la temsil, kainatın da öyle bir içeriği var ki tasarımı burada eksik kalıyor. Eksik derken haşa, Cenab-ı Hakk'ın yarattığını eksik demiyoruz. Onu bir hikmetle öyle yapmış. Bu dünya fani olmak zorunda ki tasarımla içeriğin %100 uyduğu cennet ve cehennem yaratılacak. Burası dar-ı imtihan. Dar-ı imtihanın geçici olması normal. Tasarımdaki zayıflık, yani oradaki fanilik, geçicilik, devamsızlık bundan ötürü. Ama yine içine baktığımızda işte oradaki fiziktir, kimyadır, biyolojidir, bilmem nedir. Böyle indiğinizde abi ne düzenler, ne incelikler, ne gözetişler, bunu ancak diyorsunuz. Böylesi isimlerde, sıfatlarda, şuunatta sonsuz olan bir Allah kaldırır. Öyle bir Allah da bu kadarcık bir kainatla yetinmez. Yani öyle bir içerik sahibi bu kadarcık bir tasarımla, sonsuz kudreti olmasına rağmen, sonsuz ilmi olmasına rağmen, sonsuz iradesi olmasına rağmen yetinmez. Bu içerik ve biçim uyumsuzluğundan işte Haşr Risalesi'nin bütün sistemini bir özetlersek böyle bir yere varabiliriz arkadaşlar. Cenab-ı Hak kainatta biçimle içerik arasında yarattığı bir uyumsuzluk var. Ama bu uyumsuzluk uyandırıcı bir uyumsuzluk. Sınandığımızı bize hissettiren bir uyumsuzluk. Bir misafirhane olduğunu, bir dar-ı imtihan olduğunu, bir teşhirgah olduğunu buranın anlamamız için hikmetle konulmuş bir uyumsuzluk. Bu anlamda amaçlı, eksik, evet cennete ve cehenneme göre eksik ama amaçlı konulmuş bir uyumsuzluk bu. Üstad Hazretleri de Haşr Risalesi boyunca önce bizi kainata baktırıyor, sonra Allah'ın sonsuz isimlerini çıkarıyor, sonra o sonsuz isimlerin burayla yetinemeyeceğine bizi götürüyor. Ne yaptı? İşte içerik, biçim, içerik ve biçim uyumsuzluğundan, dilim dönmüyor yine, bir su içeyim ben. Oradaki içerik ve biçim uyumsuzluğundan bize haşri, ahireti ispat etti. Çünkü bu biçim tamamlanacak, illa ki tamamlanacak. Çünkü muktedir, yaratıcısı muktedir. Bu yarımlığı tamamlayacak, buradaki içeriğin hakikat gibi kendisini göstermesini sağlayacak, hakikat olduğunu ispat etmesini sağlayacak. Eğer bu içeriği bu biçimle bırakırsa, bu şekilde bırakırsa, bu kadarcık bırakırsa, o zaman içerik de biçimden ötürü suçlanmaya başlanabilir. İşte daha önceki hakikatlerde konuştuk. İnsanoğlu elinden elma şekeri alındığı zaman ne oluyor? Düşman oluyor alana. Mesela verdiniz önce, sonra geri aldınız. Düşman oluyor. İşte o düşmanlığı yaptırmamak, onları inkar ettirmemek için Cenab-ı Hak biçimi tamamlayacak. Cennet ve cehennem bir anlamda da böyle okunabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Allahu alem. Cenab-ı Hak yoluna, istikamete hidayet eylesin bizi. Evet, bu derece bahir bir hikmet. Bak, içerikte neler var? Bu derece zahir bir inayet. Bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in, mülkün sahibi Zülcelal. Gücü yetiyor yani, celal sahibi, haşmetli, daire-i memleketinde ve alemi mülk ve melekutunda. Bak işte içerik biçim dedik ya, nasıl güzel denk geldi. Ya işte Üstad Hazretlerinin her kelimesinde bir şey var. Mülk, biçim, melekut, İçerik. Mülk biçim, melekut içerik. Burada mülk ve melekutun manaları nasıl verilmiş? Alemi mülk ve melekut, görünen ve görünmeyen alem, her şeyin dış ve iç yüzü. Bakınız ne güzel denk geldi. Daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp, şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. İşte o tasarımdaki eksikten ötürü içerikteki şey, cümlesin, orada anlatılan mesaj hiçe insin.
yanmış gibi görünsün. Haşa. Hem hiç kabil midir ki? O zat-ı hakim, o hikmet sahibi Allah, şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap, bütün mahlukat içinde insanı kendisine külli muhatap, kapsamlı bir muhatap ve cami, yine kapsamlı bir ayna yapıp, bütün hazain-i rahmetinin, rahmet hazinelerinin müştemilatını ona tattırsın. Müştemilat, içerik gibi bir manası var yanlış bilmiyorsam. İçindekiler, içerik. Bazen binalarda da müştemilat olur. Böyle mutfakların falan böyle malzemelerin bulunduğu yer, oraya müştemilat denir diyebiliyorum. Rahmet hazinelerinin müştemilatını, içeriğini ona tattırsın. Hem tattırsın, bak hem tattırıyor. Biliyoruz, öğreniyoruz. Tadı nasıl? Lezzetleniyoruz. İki, tartıyoruz bak. Duygulanıyoruz. İki, bir de kıymet veriyoruz. Aa, bak bu daha iyi oldu, bu daha güzel. Böyle bir şeyimiz de var. Hem tanıttırsın, insanoğlu bir de tanımak ve tanıtmakla görevli. Bakın, farklı mertebeleri tatmak bireysel bir iş. Ben tattım, ben öğrendim. Tartıyorum, değerlendiriyorum, tanıttırıyorum. Bir de öğretiyorum insanlara. Üç vazifemize burada şey var. Biz Cenab-ı Hakk'ı bir tanıyoruz. İki, değerlendiriyoruz, tefekkür üretiyoruz. Kendi aynamızda yansıdığı miktarca. İşte Ahmet burada üstadının eserlerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor, konuşuyor. Bu Ahmet'in aynası. Ama üstadının aynası daha büyük, daha güzel. Onun üstadının aynası... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün mürşitlerin ustası, üstadı, onun aynası en güzeli. Hepimizin kendi rengimize göre almaya çalıştığımız bir şey var. Bizimkisi çay kaşığı kadar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki okyanuslar kadar, en büyük akarsular, nehirler, çağlayanlar kadar. Kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, isimleriyle Cenab-ı Hak kendisini kuluna bildirsin, o marifetullah'ın farklı renklerini de bildirsin yani. Onu sevsin ve sevdirsin, hem seviyor hem sevdiriyor. Sevmese niye kendisini bildirsin? Niye ilgilensin Cenab-ı Hak bizimle sevmese? Niye ilgilensin değil mi? Hem onu sevsin ve sevdirsin, sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mesud etmesin. O biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, sonsuz memleketine göndermesin. O daimi saadetgaha davet edip mesud etmesin. Bu paragrafta neye dikkat çekildi peki özetlersek? Bence o bütündeki uyumsuzluğun, yukarıdaki bahsettiğimiz şeyin daha has dairemizdeki, insandaki yansımasına dikkat çekildi. İnsan da bu kainatta bir uyumsuzluk içinde. Ne açıdan? Ya insan istidatları, kabiliyetleri, yetenekleri, okuyuşları, duygulanışları itibariyle sanki gelip gitmeyecek gibi bir şey. Hani Allah'la öyle bir muhatap oluyor ki sanki hep muhatap olacakmış gibi. Dünyaya öyle bir bağlanıyor ki sanki bu dünyadan hiç gitmeyecekmiş gibi. Şeyleri, yarları, Leyla'ları öyle bir seviyor ki hiç elinden alınmayacaklarmış gibi. Ama dünyada böyle mi? Değil. Bu ne? Bu bir uyumsuzluk. Tam denk gelmedi. Bu canlı sanki bura için değil. Niye bizim mesela kıssamızda, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıssasında, Havva annemizde, Adem Aleyhisselam'ın kıssasında, onlar önce cennette, sonra dünyada değil mi? İmtihanları dünyayla başlıyor. Cennetteki varoluşları gösteriyor ki onların layık olduğu yer orası. Dünyadaki varoluşumuzdaki uyumsuzluk da gösteriyor ki bizim asıl yurdumuz cennet. Biz burada gurbetteyiz. Asıl memleket cennet. Asıl memleketimiz burası olsa burayla uyumsuzluk yaşamazdık. İşte ben mesela evrimcilere buradan yine bir mesaj göndermek istiyorum. Sizce bu dünyada evrim geçirmiş ve bütün süreç sizin söylediğinize göre, iddianıza göre, savınıza göre, çevresiyle uyum üzere şekillenmiş bir canlı neden hala varlıkla bu kadar uyumsuzluk yaşıyor?
Aksine sizin demenize göre, yine iddianıza göre, savınıza göre, ondan daha geride olan evrim sürecindeki canlılar bu kadar arıza yaşamıyor. Hiçbir sorun yok. Neden bu uyum için geliştirildiğini iddia ettiğiniz evrimin son halkası olan canlı da bu kadar uyumsuzluğu netice vermiş? Bunda bir tuhaflık yok mu yani? Süreci böyle açıklıyorsunuz ama sonuçta çıkan meyve hiç alakası yok. Yani bunu bir sorgulamak gerekmez mi ya? Bu canlı niye bu kadar uyumsuz, niye bu kadar mutsuz, niye bu kadar hayalleri gerçekleşmeyen bir hale geldi? Halbuki bütün süreci biz ona uymaya çalıştı, buna kavuşmaya çalıştı. İşte zürafalar yukarıdaki meyvelere boynu uzattılar falan, boynları uzadı. İşte atlar hızlanmaya çalıştılar, eşekler geride kaldı falan filan. 40 tane takla atıyorsunuz uyumla üzerine, uyum üzerine. Sürtünme kuvvetini, tabiri caizse varlıktaki o kudret sınırlarını evrimin kalıpları olarak bize deklare etmeye çalışıyorsunuz ama sonuçta çıkan canlı bütün kalıplara meydan okuyor. Bunda bir ilginçlik var. Eğer görebilirseniz, nasibiniz varsa Cenab-ı Hak görmeyi nasip eylesin. Herhalde bu da evrime bir felsefik eleştiri sayılır. Yapısal bir eleştiri sayılır yani. Biz bu varlıkla uyuşamıyoruz. Traktör yolundaki Ferrari gibiyiz. Bu ikinci paragrafta insanın o has dairedeki uyumsuzluğunu anlatıyor. Bir daha okuyalım şimdi. Hem hiç kabil midir ki? Yani kabil, mümkün mü? Kabul edilebilir mi? O zat-ı hakim, her şeyi hikmetle yaratan Allah, şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap, en kapsamlı muhatap. Nereden anlıyoruz bunu? Muhatabın bakış açısının genişliğinden, tefekkür açısının genişliğinden, istifade açısının genişliğinden. Var mı bu dünyada bilmem ne galaksisindeki bilmem ne gezegeni hakkında konuşan başka bir canlı? Var mı evrenin başlangıcı hakkında ya şöyle olmuştur böyle olmuştur diye fikir yürüten bir canlı? Var mı bilmem balinalar buzullarda sıkıştığında ya şunları kurtarsak falan bunların hali ne olacak diye dertlenen bir canlı? Biz küçükken olmuştu bunlar, hatırlıyorum. Balinalar kutuplarda sıkışmıştı buzullar arasında. Allah, oraya böyle gemiler, bilim adamları o buzulları kırmaya çalışmalar falan. Bugünkünde şey olarak düşünebiliriz mesela. Türü azalan canlılar, türü tükenen canlılar nasıl bizi ilgilendiriyor? Niye bu kadar ilgilendiriyor? Bilmem nerede güneş patlamış. Bilmem ne hangi galaksiye kara delik yutuyormuş. Niye bu kadar ilgileniyoruz bunlarla? İşte külli muhatap, kapsamlı, her şeye ilgisi var. Mesela ustalık yapanlar bilirler, bir meslek erbabı olup da çırakları olanlar. Biz de amcamızın yanında elektrikçi çırağı olarak çalışmışlığımız var. Yani ilgisi o çıraktaki kabiliyeti ortaya çıkarır, istidadı ortaya çıkarır. Yapabilir mi, yapamaz mı? Rahmetli amcam, Allah ona rahmet eylesin, siz de bir Fatiha okursunuz yani. Çok merhametliydi bize ama çok da böyle şakacıydı, takılırdı, severdi takılmayı. Mesela onun diğer, mesela ortanca oğlu ve büyük oğlu, mesela Salih de biraz benim gibidir ama büyükleri Turan, mesela benim emsalim olan, o hemen çözüyordu mesela. Onda o yetenek vardı. Böyle nereye kaç kablo çekilecek, nasıl olacak, bu vat nasıl bağlanacak falan. Ben onu şey yapamıyordum, adapte olamıyordum, nasıl oluyor, nasıl bağlanıyor, kafam çalışmıyordu. Amcam rahmetli, hani oradan şey derdi, hani senden olmaz ama bu olabilir. Bu da tembel diyordu mesela. Tıranda bekçeyi sevmezdi, inşaat işlerini falan. Ama ben de bak ne kadar çalışsam da Turan gibi olamıyorum. Çünkü Turan'ın kabiliyetleri daha şey, o yönde açık. Bundan oluyor, bundan olmaz. Öyle takdir ediyordu amcam rahmetli. Bütün meslek erbabı da bunu takdir eder. Külli muhatap biraz bu demek. Bak her şeye şeyi var, nasıl olur? Öyle bakmıyor odun gibi. Nasıl olur, nasıl olur, şu niye böyle olmuş, bu niye şöyle olmuş. Hepsinden bir hisse çıkarmaya çalışıyor. Atik. Daha ustası Adem'den ne istediğini anlıyor, hemen yerden onu veriyor. Külli muhatap bu demek işte. Birazcık fehmimizi yaklaştıralım. Külli muhatap Turan demek yani, Ahmet demek değil. Ve cami bir ayna yapıp ve kapsamlı, yine cami kapsamlı demek yine.
bir ayna. İnsan Cenab-ı Hakk'a aynı zamanda böyle bir ayna. Bilebiliyor. Melekler bizim kadar bilemiyor mesela. Çünkü söz gelimi meleklerde yemek içmek yok. Onlar yemek içmek yönünden Cenab-ı Hakk'ı bizim bildiğimiz gibi bilemiyorlar. Onların başka rızıkları var. Mesela zikrullah'tan rızıklanıyorlar. Güzel kokular rızıklarıymış, öyle deniliyor. Kur'an okunan meclislerde mesela toplanıyorlarmış. Tıpkı yere yem atarsınız, buğday atarsınız, bir şey atarsınız. O güvercinler, serçiler toparlanır ya böyle kalabalık gibi. Kur'an okunan, İslami ilimler tedris edilen meclislerde de melekler öyle toplanıyorlarmış. Çünkü rızıkları onların o. Gibi düşünün. Ama insan ondan daha kapsamlı. Daha çok şekilde tanıyor. İnsan mutlu da oluyor, mutsuz da oluyor. Kızıyor da, seviniyor da, seviyor da, nefret de ediyor falan. Bir sürü tecelli var üzerimizde. Belki biz bunları yaşarken zorlu bir süreçte yaşıyoruz. Kimimiz psikolojik sıkıntılar seviyesinde, depresyon seviyesinde bu duyguları yaşıyor. Ancak bu duyguların veriliş amacı Cenab-ı Hakk'ı daha çok şekilde bilmek. Akıl tarafı da böyle bu işin. Fizik, kimya, biyoloji bir sürü şeye ilgimiz var. Hepsi ayrı bir yönden Allah'ı tanıtıyor bize. Ayrı çok yönden Allah'ı tanıtıyor bize. Nasıl onlarda o renklilik var? Duygularda da bir renklilik var. Başka bedensel işte hissediyoruz. Ama o hissedişimiz bile farklı. Parmağın ucu başka hissediyor, ayağın tabağını başka hissediyor. İşte atıyorum, saçınız başka hissediyor, kulağınız başka hissediyor. Bak hissedişlerde bile mertebeler ayrı ayrı. O kadar çok mertebe var insanın içinde. Bir insan, yekünde bir insan ama bir sürü kat. Mustafa Mertar Hoca'nın 900 katlı insan diye bir kitabı var. Kaknüs yayınlarından mı çıkmıştı? Hay kitaptan mı çıkmıştı? Tam hatırlamıyorum. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim bu konulara ilgi duyanlara. Tasavvuf ve psikoloji ilişkisi üzerine okunması gereken bir kitaptır. 900 katlı insan. Mesela orada Hazreti Mevlana'nın ifadesi bu. 900 katlı bir insansın diyor. O 900 demiş çokluktan kinaye. Kimdir? Daha kaç katımız var? Evet, cami bir ayna yapıp bütün hazain-i rahmetinin müştemilatını ona tarttırsın. Hem tarttırsın, hem tadıyor, hem tartıyor, değerlendirme yetisine de sahip. Hem de tanıttırıyor, başkalarına da anlatıyor, tebliğ yeteneğine de sahip. Kendin bütün esmasıyla ona bildirsin. Aynı zamanda Cenab-ı Hak isimlerini de bize bildiriyor. Sadece ben Allah'ım, tamam size bu kadar demiyor. Yani Halik manasıyla yetindirmiyor. Kuşa da bildiğimiz kadar, idrakine erdiğimiz kadar esmasını Cenab-ı Hakk'ın öğrenebiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Bunu da yapan o, şunu da yapan o, onu da yapan o. Bu yönü de var Allah'ımızın, bu sıfatı da var Allah'ımızın, bu şunuatı var Allah'ımızın diye tanıyabiliyoruz. Bu kadar da bizde iş yapılıyor yani. Bize emek veriliyor tabiri caizse. Onu sevsin ve sevdirsin. Bu kadar ikram, Cenab-ı Hakk'ın kendisini bildirmesinden daha büyük ikramı var mı? Yok. En büyük ikram imandır. En büyük ikram hidayettir. En büyük ikram istikamettir. Diğer ikramlar onların üstüne ikram olur. Onlar yoksa onlar ikram değildir. İsraftır, nikmettir. Nimet değildir, nikmettir. Çünkü azabını arttıracak. Allah'ı bilmedin, ahireti bilmedin. Dünyayı daha yüksekte tanısan ne olur ki? Daha yüksekte yaşasan ne olur ki? Ayrılığın daha da acılaşır. İşte şöhret sahibi bir isim, Ajda Pekkan falan filan işte birisini düşünün. Ona mı ölmek zor gelir? Zaten dünyada fakir, sıradan, normal bir hayat yaşamış birisine mi? O arkada daha çok şeyi bırakıyor. Şöhret bırakıyor, para bırakıyor, ilgi bırakıyor, güzellik bırakıyor, sağlık bırakıyor. Onun bıraktığı şey daha fazla olduğu için daha çok canı yanar. Olmayanın daha az yanar. Az veren candan, çok veren maldan diyorlar ama biz onu biraz daha böyle çevirelim, kendi mantığımıza uyduralım. Azla yaşayan azdan kaybeder, çokla yaşayan çok kaybeder. Böyle bir yere oturtmaya çalışalım. Cenab-ı Hak bize kendisini sevmiş, sevdirmiş. Yani bizi hem seviyor, ikramı ondan, hem de sevdiriyor tanıttırarak.
sünnet-i Resulullah'ın bize öğretilmesi de Cenab-ı Hakk'ın mesela sevmesinin bir şeyidir. Onu nasıl, ona nasıl kendimizi sevdireceğiz? Biz onu sünnet-i Resulullah ile öğreniyoruz. Ve sevdirsin, sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin. O daimi saadetgaha davet edip mesut etmesin. Bak, bu kadar emek verildi insana. Bu kadar yatırım yapıldı insana. Bu kadar sanat işlendi insanda. Bu kadar iş oldu ruhunda, kalbinde, aklında. Ama ne oldu? 3 gün, 60 sene. Bütün insanlığı düşünelim. Hadi 1 milyar yıl, 1 milyon yıl, 6 bin yıl, kaç bin yılsa artık. O kadar bir dönem püt, gitti. Ya fanilik karşısında bu kadar varlığın ne hikmeti var ki buna bu kadar yatırım yapılsın? Bizim en kıtıp yöz iş adamımız bile batacak işe, 3 günlük işe, 1 günlük işe para yatırmaz. Dönecekse yatırır yani. Ne kadar uzun dönerse o kadar karlı bir yatırım olur. Ya şuraya 3 koydum, 20 yıldır kazanıyorum. Aa, adam da ne iyi yatırım yapmış ya. 3 lira koymuş, 3 günde yapmış, 20 yıldır oradan kazanıyor. Bu devamlı ve başarılı bir yatırımdır değil mi? Buradan anlarız. Dönüşünün uzunluğundan. Şuna şu kadar işte eleman aldım, yatırım yaptım. İşte 40 yıldır bu işi yapıyorum. Adam deriz, adam iyi bir yatırım yapmış. Biz kendi nefsimizde, insaniyetimizde, bizim asillerimize layık gördüğümüz tersini eksiklik olarak karşıladığımız bir şeyi nasıl Allah'a yakıştırırız? Yani insanoğlu yatırımını batırmıyor da Allah mı yatırımını batırıyor? İnsanoğlunun akıllısı 3 koyup 300 alıyor da Allah mı 3 koyup 0 alıyor, 300 koyup 3 alıyor? Haşa, sümme haşa. Yani insanoğlu böyle bir iftirayla, böyle bir ithamla, böyle bir yalancılıkla nereye gittiğinin, sözünün nasıl ahmakça bir yere vardığının farkında mı? Allah'ın bu kainatı yatırımına bakın, o yatırımın içeriğine bakın, insana yaptığı yatırıma bakın, onun içeriğine bakın, o sanata, o özene, o inceliğe bakın. Sonra deyin ki ya bu insan işte gelmiş gidiyor falan işte. Allah'ın bizimle ilgilendiği yok falan işte. 3 gün duracağız, sonra gideceğiz, tamam bu kadar falan. Olabilir mi ya? Bir düşün bakalım, olabilir mi ya? Öyle olursa eğer, işte burada yine dönelim, isimleri hatırlayalım. Bu Hakim, Kerim, Adil, Rahim olur mu yani onu yapan? Nasıl hakim oluyor ki 3 günlük dünyaya bu kadar yatırım yapmış? Böyle bir hikmet olabilir mi? Nasıl Kerim oluyor ki 3 gün sonra yok edeceği insanı bu kadar dünyaya alıştırmış? Böyle bir Kerim olur mu? Elinden alacağı şeyi vermiş. Nasıl adalet oluyor ki, adalet ne demek? Biraz da ölçülü demek. Sonsuzluk istemek üzere yarattığı, sonsuzluğu hak eden bir açıdan, fıtratı itibariyle, çünkü temayülü ona doğru olan insana onu vermeyerek adalet sağlamış oluyor. Veya dünyada zalim oluyor, mazlum oluyor, onun o yarımlığın, yani mazlumun mazlumiyetinin, zalimin zalimiyetinin karşılığını bulamayacağı bir alem yaratmayarak o işi burada adaletsizce bırakıyor. Bu nasıl adil olur? Veya rahim, işte nasıl merhamet olur ki insanı varlıkla tanıştırsın da sonra o varlığı elinden çekip alsın. Böyle merhamet olur mu? Ebediyen alsın bir de, düşünün. Bir daha vermemek üzere alsın. Niye tanıştırdın deriz o zaman. Hani biz bilmezken mutluyduk. Daha doğrusu bilmezken bilmiyorduk, hiçtik. Bizi niye bu yoklukta tanıştırdın da içimizi böyle azaplandırdın deriz değil mi? Öyle bir durumda. İnsanoğlunun temayülü bu yöndedir. İşte gördüğünüz gibi burada görüyoruz Allahu Teala'nın esması da ahiretin olmasını iktiza ediyor. Bunu da bize ne söylüyor? Dünyadaki uyumsuzluk bir parçasıyla, yani bunu uyumsuzluk diye tarif ettik. Aklımıza yaklaşsın diye. Ama asıl hikmet bu. Ahiretle var olan bir hikmet. Haşirle beraber bütünlükle bakıldığında ortaya çıkan hikmet bizi evet olmazsa olmazdır haşir, ahiret bu alem için olmazsa olmazdır demeye mecbur ediyor. İşte buradaki paragrafı bir daha okuyarak bitirelim. Zaten vaktimizin de sonuna geldik. Hem hiç kabil midir ki o zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp bütün hazain-i rahmetinin müştemilatını ona tattırsın,
hem tarttırsın hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgâha ve davet edip mesud etmesin. Haşa, sümme haşa. Cenab-ı Hakk'ımız böyle bir, bizim güzel Allah'ımız böyle bir kusurdan, böyle bir eksiklikten münezzehtir diyoruz. Ve bu manayı kendimize hatırlatarak teselli buluyoruz, ümidimizi alıyoruz inşallah. Peki arkadaşlar, 10. hakikatte bir küçük paragraf daha ilerlemiş olduk. İnşallah önümüzdeki derslerde biraz daha hızımızı arttırmaya gayret ederiz. Benim acelem yok, sizin de olmasın. Daha buralardayız inşallah. Allah afiyet verirse daha uzun müddet bu ballar üzerine konuşuruz. Dilimizi onlarla şekerlendiririz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.